Efendim Kırıkan'dayız. Hatay'ın ikinci büyük ilçesindeyiz. Kırıkan'la ilgili olarak dişçilik son derece tarihi eski bir hikayesi var. Çok mitolojisini seviyorum ben. Bu vesileyle Kırıkan'ı Kırıkan yapan çok önemli enstrümanlardan bir tanesi dişçilik. Ve dişçilikle ilgili olarak da dişçiliğin Kırıkan'da ana merkezlerinden bir tanesi Osman Bey'in kliniğindeyiz, Kelceler'deyiz. Ve üçüncü kuşak, bana göre öyle, üçüncü kuşakta Osman Murat Kelce ile birlikteyiz diş doktorumuzla. Efendim kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi sevgili izleyiciler, Hacı Osman Kelce amcamızı, Ömer amcamızı buradan rahmetle anmak istiyorum. Mekanları cennet olsun. Kırıkan'ın bu tarihi döngüsüne, bu diş döngüsüne çok önemli katkı sağlayan insanlar, buradan rahmetle anıyoruz. Bak, onların bıraktıkları miras ve evlatları da bu sektörü büyüterek devam ediyorlar insanlığa hizmet adına. Efendim ben Kırıkan'la ilgili olarak şunu merak ediyorum hocam. Kırıkan'da eli çantalı dişçilerin Anadolu'nun dört bir yanında gezdiğini biliyoruz. Bir döneme tanıklık etmişler. Herkes Kırıkan'daki dişçiliği böyle algılıyor, anımsıyor. Siz bu işin duayeni, doktoru, hekim olarak ve burada Kırıkan'ın önemli mihenk taşı olan Kelceler dişçilikte çalışıyorsunuz. Bize Kırıkan'daki dişçiliği biraz anlatır mısınız birkaç cümle? Şu an Kırıkan'daki dişçilik, hani dünyanın her yerinde olan en son gelişmiş teknolojiyle kullanılmakta. Mesela örnek olarak tomografi cihazımız var. Sonra 3 boyutlu ölçü cihazımız var. Ona TriShape marka. Onlar 3 boyutlu ağızda ölçü alıyoruz. Mesela 3 boyutlu tomografi cihazıyla film çekiyoruz. Yani şu an Kırıkan'daki teknoloji, kullanılan teknoloji, Türkiye'nin çoğu yerinde olmayan cihazlarımız var. Ve işçiliğimiz önemli olan işçilik tabii ki bunun yanında. İşçilikte de elimizden gelen en iyisini yaparak hastalarımıza hizmet veriyoruz. Efendim Kırıkan dişçilik deyince neden çok tercih ediliyor? Kırıkan'ın dişçilikteki önemli rolü nedir? İşte ben üçüncü kuşağım ailede, üçüncü kuşağız. Yani her zaman hastalarımıza en iyi hizmeti sunuyoruz. Yani en ağrısız, en hızlı şekilde ve uzun ömürlü kullanabileceği dişler yapmaya çalışıyoruz. O sayede. Efendim şunu da merak ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, Almanya'dan, Rusya'dan, Ukrayna'dan, Fransa'dan, İngiltere'den gelen bir diş için özellikle Kırıkan'a kadar gelenler var. Daha çok hangi bölgelerden misafir ağırlıyorsunuz? Yurt içi, yurt dışı? Şimdi genel olarak yurt içi ve yurt dışı zaten daha çok hastalarımız. Yurt dışından Kıbrıs'tan, İngiltere'den, Avrupa'dan, işte Rusya'dan gelen hastalarımız var. Avustralya'dan bile gelen az da olsa hastamız var. Çünkü biraz uzak Avustralya. Ve yurt dışının, Türkiye'nin her yerinden hastalarımız var. Efendim tarihi olarak Kırıkan'ın tanıtımına da çok büyük katkı sağlıyorsunuz. Aslında kültürelçiliği yapıyorsunuz. Bir de şunu merak ediyorum. Ya bu diş koltukları, diş konusu çok olağanüstü önemli insan hayatında. Fobisi olanlar vardır. Artık böyle bir fobi kaldı mı efendim? Yani o fobi olanları biz rahatlatıyoruz. Hastalarımızı telkin ederek, gerekli ona uygun davranarak. Yani çok az kişi çözümlenemiyor. O tür kişilerde de genel anestezi altında yapılabilir işlemleri. Yani genel anestezi hastane ortamında yapılabilir. Ben doktorumun iş trafiği çok yoğun. Sevgili izleyiciler, çok fazla vaktini almak istemiyorum. Şunu da merak ediyorum bir vatandaş olarak. Buraya gelen insanların, tabii ki bunun ucu açık, herkesin ağız ve diş probleminin ne olduğunu bilmeden bir süreç koymak önemli değil, ama buraya gelenler, dışarıdan gelenler için söylüyorum. Konaklaması var, beklemesi var, operasyonu var. Bu bir süreç işliyor. Bununla ilgili buraya gelen insanlar kaç günlü ayırması gerekiyor Kırıkan'da diş yapımı için? Yani ortalama edindiğiniz tecrübelere bakarak. Gelen hastalarımız bir hafta içinde bütün işlemlerini hallediyoruz. Tabii önceden dişleri çekilmiş ve yaraları iyileşmiş olursa, havalimanından gelirse kendisini havalimanından karşılıyoruz. Kalacağı yere götürüyoruz, konaklamasına yardımcı oluyoruz ve işlemlerini yapıp tekrar yolcu ediyoruz. Efendim kelcilerin buradaki sadece diş konusundaki önemli atılımları yok. Burada konaklama işinde de gelen hastalarını o kadar önemsiyorlar ki
eğer konaklama imkanı olmayan insanların kendi bulundukları alanda da böyle bir hizmet de veriyorsunuz. Efendim neler söylersiniz? Evet, bizim üst katımızda otelimiz var. Yani pansiyon tarzlarında gelen hastalarımızı eğer kendi seçtiği bir otel yoksa isterlerse orada konaklayabiliyorlar. Ya da başka istedikleri otel varsa oraya götürebiliyoruz. Yani havalimanından, transferinden tutun, konaklamasından tutun. Burada her türlü hastanın rahatlığını ve konforunu düşünüyor Kelceler. Biz çok teşekkür ediyoruz efendim. Ne demek, ayağınıza sağlık, hoş geldiniz. Sağ olun. Ekran başında bizleri Türkiye'mizin yurt içinden ve yurt dışından izleyen, dinleyen tüm izleyicilerimize Söylem Haber Ajansı aracılığıyla Osman Murat Kelce neler eklemek ister, son birkaç cümle? Yani diş sağlığınızı ihmal etmeyin. Çünkü dişlerimiz hani sağlığın başlangıç noktası sayılır. Bir sürü mikroorganizma var ağızda. Düzenli aralıklarla kontrole gidin ve dişlerinize iyi bakın. Evet. Efendim, çok yoğun trafiğin içinde bize zaman ayırdığı için Osman Murat Kelce doktorumuza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten buraya geldiğimde kendime format atılmış gibi hissediyorum. Burası ile ilgili çok hikayelerim var. Yani dedesi, babası ve kendi evlatlarıyla üçüncü kuşağın, üç kuşağı da çok yakinen tanıyorum. Ve Kırıkhan'a kültür elçiliği de yapıyorlar. Sadece diş yapmıyorlar. Onlara işlerinde kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Yollar açık olsun diyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum doktor. Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun.